Merhaba arkadaşlar, Göz Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size Göz ile YKS arasında bir kıyaslama yapmayacağım. Fakat bir açıklama yapacağım. Daha çok kıyaslama yapıldı videolarda ve Göz ile ilgili çok fazla yanlış bilgi verildi. Ben iki videoyu attım aslında parça parça. Fakat bazı kıramayacağım insanlardan bir video daha çekmemi istediler geniş anlatmam için. Ben de o yüzden unutmamak için bir slide olarak hazırladım. Hem burada size bunları aydınlatacağım hem de YKS'ye girecek arkadaşlara da anlatmış olacağım. Öncelikle arkadaşlar böyle bir sınav esnasında böyle bir şeyin YÖS'ün veya YKS'nin kıyaslanması yanlış. Bir de dediğim gibi bilinmediği için YÖS insanlar ufak araştırmalarla tamamen hakkının yendiğini düşündüğünden dolayı tamamen burada bir motivasyon bozukluğuna sebep oluyor. Burada bir hak yeme mevzusu yok. Önce onu baştan söylemek gerekiyor. Şimdi bunları açıkladığımız zaman da belki de YÖS'e girme hakkınız olsa girmeyeceksiniz. Nedenini şimdi öğreneceksiniz. Şimdi önce herkes sınava girebilir mi? Şimdi arkadaşlar herkes sınava girebilir mi konusunu net anlatmak gerekiyor. Bunu aslında açıklayan arkadaşlar yani YÖS ile ilgili en ufak bir video çeken arkadaşlar girip baksalar herhangi bir üniversitenin YÖS alım şartına orada bu maddelerin hepsini tek tek görecekler. Ama anlayabiliyorlarsa açıklarlar. Şimdi burada bazı şeyler var. Yani ben özellikle takip ettiğimde herkes ama herkes YÖS'e girebileceğini, YKS'yi tercih etmek yerine YÖS'ü tercih ettiğini, böyle insanların çok olduğunu, yani YÖS sanki bir fırsat ve bu fırsatı herkesin değerlendirebildiğini göstermişler. Ama böyle değil. Bir kere YÖS yabancı öğrenci sınavı ve bu yabancı öğrenci sınavının en önemli avantajı yabancı olabilmek. Bu sınava girebilmen için nerede okuduğunun önemi olmuyor eğer yabancı ise. Eğer burada yazanlar gibi çift vatandaşsın, yurt dışında okudun, bir sıkıntı yok. Yurt içinde okudun, çift vatandaşsın, mavi kart alman gerekiyor bunun için girebilmek için. Ve bu sebepleri burada yazanları sağlaman gerekiyor. Ve özellikle vatandaştan çıkma olayı çok basit bir olay gibi değil. Yani bugün insanlar vatandaştan YÖS'e girmek için çıktığında bazı şeyleri den vazgeçmesi gerekiyor. Yani burada baktığınız zaman siz Türk vatandaşlığından geçici süre de olsa bunların belli şartları var. Çıktığınız zaman biliyorsunuz Türkiye'de bazı meslekleri yapabilmek için Türk vatandaşı olmak gerekiyor. O yüzden bunları da açıklayacağım şimdi. Baktığınız zaman siz de hak vereceksiniz. Yine burada madde madde var. İsteyen okuyabilir. Hangileri girebiliyor? Hangisi kabul edilmeyecek? Bakın yukarıda koskocaman başvurusu kabul edilmeyecek adaylar yazıyor. Türk uyruğun bir kere şunu da söyleyeyim. NİSİ şöyle yanlış söylemiş. Son seneyi yurt dışında okuyan arkadaşlar sınava yine girebiliyor. Yani adam diyor burada okuyor okuyor. Sonra diyor ben YÖS'ü öğrendim. Bir gideyim yurt dışında okuyayım mezun olayım diyor. Son sene gidip mezun oluyor. Geliyor buraya. Liseden mezun olduktan sınava giriyor. Böyle bir şey yok. 4 yılını yurt dışında okuması gerekiyor. Türkiye'de lise okumuş. Sonradan gidip lise yurt dışında bir daha okumuş. Sınava giremiyor. Yani bunları bilmeden bu şekilde söylediğin zaman girebiliyor dediğin zaman öğrenci de böyle düşünüyorsa karşı tarafı doğru kabul ediyorsa işte dediğim gibi o zaman ayıkla pirincin taşını. Yanlış bilgi var. Yanlış bilgiden dolayı insanlar farklı farklı yani iki tane YÖS'e girenle YÖS'e girmeyenler çatışıyor ve bilgisiz yani o öğrenciye de kızmıyorum. Bilgisi yok. Bir yerden duyduğu bilgiye inanıyor. O da yanlış. Aslında bilgi sabit duruyor burada. Ve burada dediğim gibi işte kendisi yine açıklamış doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyruklular yabancı bir ülkede tamamlaması gerekiyor tamamını lisesinin. Ama bu Kuzey Kıbrıs ülkesi veya Türkiye olmaması gerekiyor bu sınava girebilmesi için. Aynı şekilde burada yine şartlar tek tek yazmışlar arkadaşlar. Bunları ben tek tek okumayacağım ama şartlar dediğim gibi ağır. Herkes kolay kolay giremez. Bakın Türk vatandaşları Türkiye'de bir lise bitirmişse daha sonra yurt dışında bir lise bitirmiş dahi olsalar başvuru yapamazlar. Başvuru yapmış olsalar dahi kayıt yaptıramazlar. Yani siz sınava girebilirsiniz. Yani evet bunu sınava giremezsiniz demiyorum. Sınava girebilirsiniz ama kayıt esnasında kaydınız iptal edilecektir, yapılmayacaktır ya da tercih yapamayacaksınızdır. Yani bugün birisi ben Türk vatandaşıyım ve YÖS'e giriyorum dese girebilir
Ama YÖS puanını aldıktan sonra bir daha sisteme girip tercih yapması gerekiyor ve üniversiteye gitmesi gerekiyor. İşte burada daha detaylı belgeler isteniyor ve bireysel olarak ilgilendiği için artık kazandığı fakülte ilgilendiği için o evrakları tamamlayamadığı için kişi kaydı yapılamıyor. Peki Türk vatandaşları hadi diyelim ki girenler var bir kısmı. Girenler var. Bu kısımların ne diyorlar? İşte çoğu tıp kazanıyor. Bu sorular çok kolay. Tıp kazanılabiliyor. Bir kere arkadaşlar tıp kazanamıyorlar. Neden? Çünkü yani tıp kazananlar da var içerisinde ama bu sayı o kadar düşük ki. Özellikle geçtiğimiz 2019'da bir madde yayınlandı. Bu maddede Türk vatandaşları %10 barajı konuldu. Yani yabancı öğrenciler için ayrılan kontenjanlara eğer bir Türk vatandaşı öğrencisi YÖS'e girme hakkı varsa, yani yurt dışında liseyi okumuş olabilir veya dediğim gibi bazı şartlarda çift uyruk meselesinden dolayı ilk uyruğu Türk'tür, Türkiye'de okumuştur ama mavi kart almıştır vesaire. Bunları sağlamış ama bu YÖS'e girebiliyor. Fakat hukuk, tıp, diş ve öğretmenlik bölümlerine açılan bölümlerine %10 kontenjan limiti konuldu. Yani 30 tane yabancı kontenjan var yani YÖS sınavıyla alacak. Bu YÖS sınavından 30 tanesinin %10 sınırı geldiği demek 3 tanesi sadece Türk vatandaşı olabilir. Bu 3 tanesi de kendi gibi girenlerle yarışacak. Yani hani diyorsunuz ya Türkiye'de lise eğitimi aldılar ve bu sınav çok kolay. Bu sınav kolay ve herkes full yapar ve tıp kazanır. İşte öyle olmuyor. Açıldı diyelim 40 tane şey tıp çarp %10'la sadece 4 tanesi Türk öğrenci alacak ve 4 tanesini sadece kendi gibi eğitim almış Türk öğrencisiyle yarıştırıyor. Ve 4 tane geri kalan 36'sını yabancı alıyor ve bu yabancıdan da para alıyor. Onu da söyleyeyim. Parasız diyen arkadaşlar da var. Para alıyor ve bu paralar da az değil. Şimdi onları tek tek karıştırmadan değineceğim. %10 barajı var. Şimdi geçmiş yıllarda kişi sayısını da vereyim. Çünkü sınava giren kişi sayısı az olduğu için kazanmanın da çok kolay olduğunu söyleniyor. Arkadaşlar bu resmi kayıtlarda da var. Geçmiş yıllarda 40 bin olan rakam bu şimdi tarihi tam hatırlamıyorum ama 134 bin diye 4 yıl önce bir açıklama yapılmış. 138 bin. Şimdi de yaklaşık olarak 2021 senesinde yılında 200 bine yaklaştığı söyleniyor. Yabancı öğrenciden bahsediyoruz. Öyle 10 bin, 5 bin diyen arkadaşlar var. Yani tamam söylenebilir, bilmiyorum diyebilirsin. Ama araştırabilirsin veya sorabilirsin. 200 bin kişi bu sınava giriyor. Diyelim ki üniversite kazandı. Alınan ücretler Türkiye'deki bir sınavı kazanan öğrenciden kat ve kat fazla. Bakın hem Türk öğrencisini zaten engelleyen bir şey var. Hem de Türk öğrencisini engelliyor. O hani tıp, diş, herkesin ve eczacılık da eklenebilir artık yakın zamanda o %10'a. Yani yabancı öğrenci aslında sınav olduğu için yabancı öğrenci alma taraftarı devlette. Ve bu yabancı öğrenciye de bir ücret çıkarıyor ve bu ücret az değil. Bir devlette okumak isteyen bir öğrenciye 30 bin ile 80 bin arası yıllık ücret çıkarırken bu bölümden bölüme değişiyor. Özel üniversiteler dolar karşılığında 120 ile 160 bin ve burs vermiyor. Yani çoğu burs sınavı yapmıyor. İşte öyle bazı yerlerden %20, %25 hani Türkiye'deki gibi hani gidip de konuştuğun zaman da %25 veriyor veya dershanenin anlaşmış oluyor %25 veriyor. Onun gibi dolar üzerinden olduğu için de bu rakamın indirimi çok düşük oluyor. Yine bu rakamlara gelmiş oluyor bu fiyat. Ve bunlarda bir indirim dediğim gibi söz konusu olmadığı gibi devlet üniversitesinde parayı vermediğin takdirde kaydın yenilenmiyor. Yani taksitlenme yapılmıyor. Sanki böyle yabancı öğrenciye çok fazla imkan veriliyor. Bunlar taksitleniyor. Hatta para bile alınmıyor. Beleş okuyorlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Devlet bunu açmış ama diyor ki parası olan yabancı için söylüyor. Parası olan okuyabilir. Yani bir para istiyor sonuçta. YKS'de kaldırılan konular YÖS'te geçerli. Bunu niye söylüyorum? Bunu da bizim YouTube kanalımızda yorum olarak atan arkadaşlara söylüyorum. Şimdi demişler ki mühendislik kazanıyor ama matematik bilmiyor. Ya da integral görmeyen arkadaş mühendislik kazanabilir mi? Ya da işte türev görmeyen arkadaş kazanabilir mi? Öncelikle şunu düşünmenizi istiyorum. Bu arkadaşlar türev, integral soruları çıkıyor. Sınavda karşılarına çıkıyor. Yani bunları görüyorlar. Ama bu arkadaşlar lise hayatlarında hiçbir döneminde matematik çok az görmüşler. Bu hiç görmemişler ya da onların tercihi olan bir şey değil. Yurt dışındaki eğitim sistemi farklı. Türkiye bunu
eğitim sistemini yurt dışında düzeltemez. Türkiye'dekiler yurt dışına göre nasıl yanlışsa, yani her ülke birbirine göre eleştirebiliyor ve bizde de hoş matematik net ortalamaları çok düşük olduğunu biliyoruz. O yüzden yani biz kendimizde süper olduğunu zannetmedim Türkiye'de. Fakat yurt dışında alınan matematik eğitimi hesap makinesi üzerine olduğu için, yani bir matematik sınavına girdiği zaman insanlar hesap makinesi kullandığı için maalesef bizim kadar hızlı yapamıyorlar. Ama bizde dediğim gibi süper netler yok. Genele baktığın zaman sınava girenlerin ortalama her sene yayınlanıyor. Yurt dışında böyle bir şey olduğu zaman öğrenci için buraya gelip bir senede, bir buçuk senede integrale kadar matematiğin hepsi sorulan bir sınavda bunların hepsini bitirmesi size göre kolay, onlara göre zor bir süreçten geçip sınav kazanmak istiyorlar. Ve bunların karşılığında para veriyorlar ve bu parayı veremeseler kayıtları yenilenmiyor. Burası çok önemli. Ve diyelim ki hadi bilmeden kazandı. Hani diyebilirsiniz ki çıkmayan üniversiteler de var integral türev. Zaten bu arkadaş üniversiteye gittiği zaman, mühendislik okuduğu zaman ona ayrı bir soru sorulmuyor. Herkese eşit soruluyor. Bu arkadaş o soruları zaten yapamazsa parasını verdiği üniversiteden o sene sınıfta kalır. Seneye de kalır, öbür sene de kalır. Yani o yüzden sizin bunu dert etmenize gerek yok. Zaten bu arkadaş onu bilmeden o dersi geçemeyecektir. Bu konuda da dediğim gibi düşündüğünüz zaman size de mantıklı gelecek. Azıcık düşünün. Hocam biyoloji bilmeden tıp kazanıyor. Peki biyoloji bilmeden tıp kazanıyorsa o arkadaş zaten sınıf geçemeyecektir. O halde sizi burada üzen şey ne? Zaten devletin bir politikası var. Maddi anlamda hem desteklemek hem de oradaki Türk öğrencileri veya Türkiye'yi seven insanları Türkiye'de okuması için belli şartlar oluşturmak. Bunu gidip de çok zor sorarsan insanlar kaçar. Nasıl bizden de insanlar Polonya'da vesairede diplomasıyla tıp okuyabiliyorsa, bunun için de oradaki öğrenciler de demiyor ki bizim hakkımızı yiyorsunuz. Sonuçta o da parasını veriyor, o da okuyor. Hatta ne yapıyor? Oradan mezun olduktan sonra Türkiye'ye dönüyor, saydırmak istiyor diplomasını. Aynı şekilde bizde de böyle bir şey var. Yurt dışındaki öğrenci buraya geliyor. Yani nasıl bizde Türkiye'de YKS'de okul birincisi olanlara ayrı kontenjanlar veriliyor ve burada üniversite lisesi, meslek lisesi olabiliyor, başka lise oluyor, düz lise oluyor ve bu birinciler okul birincisi kontenjanları var ikişer ikişer. Şimdi bunu neden, haksızlık mı göreceğiz? Yani siz giriyorsunuz belki belli bir sıralamayla, o arkadaş daha düşükle giriyor okul birincisi kontenjanı var diye, ona ayrılan kontenjan var diye. Bu şimdi haksızlık mı? Bunun gibi düşünün. Yani devletin yapmış olduğu belli bir sistem var. Bu bir sistem aslında belli karşılıklar şeklinde oluyor. Yani parayı veriyor, sınavına giriyor. Zaten bilmeden de mezun olamıyor. Yani aslında zor bir süreç buradaki. Sınavı geçmek belki size göre en kolaydır. Öğrenciye göre de bir tık daha kolay ama zaten üniversite okuyabilmek burada sıkıntı. Geçelim. Şimdi dediğim gibi kontenjan olayı. YKS'ye verilen kontenjanlar, YÖS'e verilen kontenjanlar farklı arkadaşlar. Birbirini tetiklemiyor, birbirini etkilemiyor. Yani bugün YÖS kontenjanları azalsa, YKS kontenjanları artsa bir sıkıntı olur. Nasıl sıkıntı olur? Üniversitenin maddi kaynakları azalır. Çünkü burada bir maddi kaynak da var. Az değil. Burada Türkiye'nin sağladığı işte öğrenci buraya geliyor ve burada geldikten sonra işte evde yaşıyor, kiralık evde tutuyor ya da yurtta kalıyor, bir para getiriyor. Orayı geçiyorum. Direkt hani sizi bağlayan kısmı söylüyorum. Hani bir mühendislikte okuyorsunuz, bir tıpta okuyorsunuz. İşte oralarda okurken bazı maddi şeyleri karşılayan yerlerden biridir burası. Yabancı öğrencinin gelip paralı bir şekilde okuması. Yani buna ne kadar karşı çıkıyorsunuz ama buranın da sizi üniversiteyi ne kadar beslediğini ortaya çıkarıyor. Çünkü rakamları söylüyorum, 30'da 80 bin bir öğrenciden alıyorsun. 30 öğrenci gelecek, kaç para alacağını siz hesaplayın. Daha da bitmedi. Her üniversite YÖS'le almıyor. YÖS'le sadece üniversite bölüm almıyor. Yani bazı sınavlarla da alım yapılıyor. Mesela İTÜ ve ODTÜ sadece SAT'la kabul ediyor. SAT diye uluslararası bir sınav var. Hepiniz de bilirsiniz. İnternette yazsanız görürsünüz. Bu aynı zamanda dünyada herhangi bir üniversite okumak istiyorsanız buradan aldığınız puanla da gidip başvurabiliyorsunuz o ülkelere. Ve orada da kazana okuyabiliyorsunuz. Yani bu arkadaş burada girmiş SAT'a. SAT belli bir yerde yapılıyor. SAT'a girmiş. SAT'a girdikten sonra aldığı puanla yurt dışında da bir üniversitede bölüm kazanabilir. Yani başka bir ülkede de, Türkiye'de de. Ve bunu gördüm ben. Çok iyi bir yerde üniversitede bölüm kazanmış. Matematik bölümü. Türkiye'de de aynı şekilde bir bölüm kazanmış. Arkadaş Türkiye'yi seçiyor.
Bakın çoğunuzun gitmek istediği ve burslu kazandığı yurt dışındakine gitmek istediği yere arkadaş Türkiye'de para vererek kalmak istiyor. Çünkü Türkiye'yi seviyor. Şimdi bu arkadaşa gelme mi diyelim? Okuma mı diyelim? Değil mi? Bunlar yanlış şeyler olduğu için düzeltmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de okuyan yabancı öğrenci bir kere gelmek istemesinin asıl sebebi öğrenciye sorduğunuz zaman, çünkü dediğim gibi siz Türkiye'de bir anket yapılmış geçmiş yıllarda, yakın zamanda değil belki ama hani kaç kişi yurt dışında okumak istiyor veya gitmek istiyor ya da hayatının bir döneminde orada eğitim almak istiyor dediğiniz zaman bu rakam çok çıkmış, çok fazla çıkmış. Şimdi sayıyı tam hatırlamıyorum ama yarıdan fazla. Şimdi bu arkadaşlar da Türkiye'de eğitim alıp Türkiye'de devam etmek istiyorlar. Yani hiç yurt dışında bir daha gezmenin dışında bulunmak istemeyenler çoğunlukta. Ve bu arkadaşlar Türkiye'ye geliyorlar ve ücret veriyorlar. Ve bu ücretler de yüksek ücretler ama bunu veriyorlar. Ve tek sebepleri Türkiye'de daha iyi dostluklar edinmesi ve daha iyi yaşam olması. Bu yaşamı sevmesi. Ve bu arkadaşlar tıp ve diş hukuk öğretmenlik bölümlerini okuyor ya, bir de para veriyor. Hani siz diyorsunuz ya tıp okumak istesen okuyabiliyorsun. Tıp okuyor ama biliyorsun ki tıp, diş veya hukuk okuyan arkadaşlar veya öğretmen olan arkadaşlar devlette çalışamıyor. Hem yabancı hem para verdi. Hani senin o eleştirdiğin şeyler var ya, gidiyor ama devlette çalışamıyor çünkü Türk vatandaşı değil. Özel sektörde çoğu çalışamıyor çünkü sıkıntılar çıkarıyorlar. Yani devlette çalışamıyor zaten. Bazıları bu arkadaşları daha düşük maaşlara çalıştırıyor ve bu arkadaşlar daha sonradan zaten yurt dışına, başka ülkelere gidiyor. O yüzden sizin zannettiğiniz gibi değil. Evet. Şimdi bu kısmı tekrardan anlatmak istiyorum. Yani bir şey bilmeden kazanıyor cümlesi zaten üniversitede karşısına çıkacağı için bilmeden burada zaten mezun olamayacak. Ve bu şekilde örnekler çok var. Ve 3 yıl 4 yıl sonra bu arkadaş zaten okuyamadığını anlayıp ya bölüm değiştiriyor ya memleketine geri dönüyor ya da okulu bırakıyor arkadaşlar. Şimdi YÖSTÜ sözel bölüm yok. Herkes matematik IQ yapmak zorunda. Yani bugün baktığın zaman Türkiye'de bile sözelci bir öğrenci matematik yapmakta zorlanıyor. Ona da sorsan size göre şu an hani eleştiri olarak sorular çok zordu deseniz, sözelci bir arkadaşa göre de o sorular zor olabilir. Ama bizim YÖS'te YÖS sınavı olduğu zaman herkes neredeyse eşit statüde sınava girmek zorunda. Yani matematik bilmek zorunda, IQ bilmek zorunda, geometri bilmek zorunda ve şöyle bir soru var, bir şeyler söyleniyor. IQ çok kolay, yarın ben onu 30 günde çalışacağım yaparım. Yaparsın belki ama denemedin. Şu an konuşmak çok basit geliyor. Bunu hani yaparım ederim boyutuyla düşünürsek yani ben de full yaparım ama vermiş olduğum geçmiş yılların birikimiyle çözmüş olduğum sorularla bunu söyleyebilirim. Ama bir öğrenciyi o sürecin içinde var edecekken bu öğrencinin almış olduğu eğitim düzeyine bakmak gerekiyor. Lise eğitimine bakmak gerekiyor. Ya da Türkiye'den mezun olmuş bir arkadaşımız, meslek lisesinden mezun olmuş diyelim. Bu arkadaş o soruları verelim bakalım çözebilecek mi? Ya sanki herkes için aynı fikre sahipmiş gibi genel bir bilgi sunmamak lazım. Herkes bu sınava girse tıp kazanır. Nasıl kazanır? Yani bu biraz dediğim gibi kıskançlık da olabilir. Düşünmeden hareket etmiştir veya düşünmeden söylenebilir. Çünkü dediğim gibi bir mantık veremiyorsun bu cümlelere. Yabancı öğrenciden gelen harç ücreti üniversitenin ekonomik gücünü sağlıyor arkadaşlar. Bunu kabul etmek zorundayız. Çünkü Türkiye'den de yurt dışına giden arkadaşlar aynı şekilde onlara ayrılan kontenjanlarla gidiyor. Aynı şekilde tekrar etmek istiyorum. Diploma ile yurt dışında Türkiye'de öğrenci okumaya gittiğini düşünebilirsiniz. Diplomasıyla yurt dışında tıp okuyan Türk öğrenciler var. Veya okul birincisiyle ayrılan, onlara ayrılan kontenjanlar var Türkiye'de. Ve bu şekilde özetlemek gerekti arkadaşlar. Ben kısaca özetlemiş oldum sizin için. Dediğim gibi daha fazla bu şekilde ben bir video çekmeyeceğim ama bizim YouTube kanalımıza çok fazla eleştiri geldiği için bu video çekildi ve bu eleştirilerin cevapları olarak, yani ben aslında hiçbir YouTube kanalını izlemedim, bana söylendi şu şu var hocam diye, hani baktım ama çok böyle sondan baştan hiç bakmadım, baştan sona kadar izlemedim çünkü bilgi olmayınca çok fazla içerisinde doğru bilgi ben bakmadım. Çok fazla bizim YÖS kanallarından da çekenler olmuş.
Ben o yüzden genelde bizim YouTube kanalına yazılan yorumlardan tabii ki çoğunu silmek durumunda kaldım. Çünkü bana şu kanal bunu dedi, bu kanal bunu dedi. Ya da ben işte YÖS kolaymış, Allah şöyle yapsın, böyle yapsın, beddualar. Veya hakkımı helal etmiyorum. İşte biz sınava girerken son dakika böyle bilgi bizi mahvetti. Siz işte nasıl insanlarsınız gibi gibi. Bunlar sorular mı? Yani bunları dediğim gibi kısa özet halinde yazıyorum ama yani biz böyle dediğim gibi kaosa gelmeyiz arkadaşlar. Biz YÖS öğrencileri olarak sakin kalacağız. Dediğim gibi biz bir emek veriyoruz. Burada söylediğim bilgiler en başta söylediğim bilgiler. Şimdi mesela Türk öğrencileri söylediğim bu hukuk, tıp olaylarını bilmeyen arkadaşlar da çıkacaktır. Ve hayal kırıklığı oluşacaktır. Şimdi burada dediğim gibi bu süreç zor bir süreç. Kafası karışan arkadaşlar Instagram'lardan yazabilirler veya mail atabilirler veya internet sitemizden sohbet kısmından yazabilirler. Bu şekilde cevaplayabiliriz. Dediğim gibi bu en özet hali. Yani şunu da demek istemiyorum. Yani Türk öğrencisi tıp okudu, burada çalışamıyor değil. Zaten burada Türk öğrencisi çalışıyor. Ya da yabancı öğrenci burada çalışamıyor değil. Çoğu arkadaş bir zorluk içine giriyor. Bu zorluk içinde vatandaşlık alma şartları var Türk vatandaşlığı. Bunu alabilirse tabii ki burada çalışabilir. Ama bu sürecin kolay olmadığını, bu kolay olmayan sürecin de herkes için kolay olmadığını, evlenirsin ve bazı şartları sağlarsın. Senin için 1 yıl sürer, birisi için 3 yıl sürer. Bunlar dediğim gibi herkese göre değişebilir. Sadece normal bir okuyan arkadaş mezun olduğu gibi çalışırken senin bazı sıkıntılar yaşıyorsun. Bunları aşman gerekiyor. Ama bu arkadaşların çoğu dil bilen, yurt dışında iyi bir üniversite kazanabilirken veya çünkü yurt dışında eğitim sistemi farklı. Biz genelde bir mühendis yetiştirirken genel bir mühendis yetiştiriyoruz. Bir bölümün bir dalına uzmanı olmuyor. Son sınıfta yazdığı tezle mezun olurken bu arkadaşlar yurt dışında lise okurken bile bir meslek erbabı olmuşlar veya bir mesleğin dalını okuyorlar ve uzman olabiliyorlar. Yani isteseler oradan farklı farklı bölümler okuyabilirken buraya gelip üniversite okuma kararı alıyorlar. Çok yüksek puanlara sahip liseden mezun olan arkadaşlar burslu üniversitede okumak okunabilirken tamamen burada okuma kararı alıyorlar. Bunların örneklerini gördüğüm için söylüyorum. Tabii bu herkes için geçerli değildir. Ama birçoğu benim gördüğüm, bana yazan, burada üniversite okumak isteyen arkadaşların ortalama gerçekten başarılı ama bulunduğu ülkeleri ya sevememişler ya sevmemişler çünkü ailesi var 30-40 yıldan beri orada yaşıyor veya gerçekten tamamı yabancı Türkiye'ye birkaç kere gelmiş ve Türkiye'yi sevmiş ve burada kalmak istiyor. Arkadaş ortamını sevmiş. Bu arkadaşlara dediğim gibi nasıl üniversitede gördüğümüz zaman sempati gözüyle bakıyorsak ve arkadaş oluyorsak bunlardan bilgi akışı sağlıyorsak bu sınavı da desteklememiz gerekiyor. Biz her iki sınavında farklı olduğunu anladığımız sürece bunlar bizim için sorun teşkil etmeyecektir. Herkese iyi akşamlar şimdiden. Herkese iyi çalışmalar.